Merhaba değerli izleyiciler. Biz alışkanlığımız, ünsiyetimiz dolayısıyla kendi muhteşem bedeni özelliklerimizi, anatomik varlığımızı çoğu defa göz ardı ediyoruz. Çevremizdeki mükemmellikleri de, evrendeki mükemmellikleri de, mükemmel olmayan hiçbir şey yok çünkü bu alemde. Her şey çok muhteşem, çok mükemmel, çok olağanüstü bir yaratılışın eseri. İki göz sahibiyiz ya, bununla alakalı küçük bir tefekkürde bulunalım diye düşündüm. Kur'an'da Rabbimiz Beled Suresinin 8. ayetinde buyuruyor ki size ya da insana iki göz vermedik mi? Evet, gözümüz iki tane. Göz çok olağanüstü büyük bir nimet. Gözümüz olmasa dünya bizim için karanlık. Cenab-ı Hak burada ben size göz vermedim mi? Göz sahibi değil misiniz? Demek yerine hem soru şekliyle vurgulu olarak hem de iki göz size vermedim mi diyerek bu bir çift göze vurgu yapıyor. Baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hayvanlara her birinin değişik göz yapısına ve göz özelliğine sahip olduğunu öğreniyoruz. Mesela bu meşhur Komodo ejderlerinin üç gözü olduğu söyleniyor. Peygamber devesi de bilinen bu küçük böcekçiğin beş gözü olduğu söyleniyor. Örümceklerin 8 ile 12 civarında göze sahip olduğu ifade olunuyor. İşte denizde yaşayan mesela deniz yıldızlarının göz sayısının 20'lerde kadar ulaştığı belirtiliyor. Dev istiridyelerin 700 civarında gözü olduğu belirtiliyor. En şaşırtıcı olanı mesela kral kelebeğin 12 bin civarında gözü var deniyor. Hepsi harika, hepsi fevkalade intizamlı ve tabiri caizse büyülüyüz. Bütün bu göz yapıları, göz sayıları, gözü veren basir olan Rabbimizin muhteşem tecellilerinden ve örneklerinden ibaret. Biz iki gözlü olarak, iki göze sahip olarak yaratılıyoruz. Bunun için Cenab-ı Hak bu ayette, Beled Suresi 8. ayette, size iki göz verilmedi mi, iki göz verilmedi mi buyurarak hem göz nimetine hem de gözümüzün iki adet olduğuna özellikle tefekkürde bulunmamızı ayet emrediyor. İki gözün ne özelliği var? Tek göz olsaydı eğer ne olurdu? Birçok bu alanda yapılan araştırmanın ortaya koyduğu bilgiler var. Ama en basit haliyle iki hususun öne çıktığını görüyoruz. Birincisi, eğer gözümüz tek olsaydı bu kadar geniş bir açıyı göremeyecektik. Bunu anlamak için gözümüzün birisini kapatıyoruz. Diğer gözümüze baktığımız zaman ortalama 150 veya 155 derecelik açıda bir görme alanına sahip oluyoruz. Ama iki gözümüz birden çalıştığında 190 dereceye kadar çıkan bir açı çerçevesinde görüyoruz. Dolayısıyla iki gözün görme alanını genişletmesi gibi bize sağladığı imkanlar. İkincisi çok bilinen ama hakikaten tefekkür edilmesi gereken bir husus. Eğer tek gözlü olsaydık ve şu bildiğimiz tarzda göz yapısına sahip olsaydık, varlıklar arasında eşyada derinliği, mesafeyi fark edemezdik. Bunun ilgili çok basit deneyler önerilir ya, iki tane kalemi elimize alsak, gözümüzün birisini kapatsak, onları uç uca getiremeyiz diye. Niçin? Mesafe kayboluyor tek gözle. Ama iki göze baktığımız zaman uygun bir biçimde gerekeni gerçekleştiriyoruz. Şu halde iki göz bize Allah'ın büyük bir ihsanı. Esasında hep söylüyoruz, gören göz değil, göz bir pencere, ruh bu alemi o pencereden seyrediyor diyor ya salelerde.
Bu bilimsel olarak da aşağı yukarı buna yakın biçimde açıklanıyor ve deniyor ki göz aslında kendisine gelen ışık enerjisini elektrokimyasal enerjiye çeviren bir aygıttan ibaret. Bu aslında görmeyi gerçekleştiren beyindir diyor. Buna beyin diyelim. Beynin fonksiyonlarını ve duygusal bütünlüğümüzü ifade etmek üzere ruh diyelim. Görme olayı bir bütündür ama baştan sona kadar bir mucize ve ilahi bir ihsandır. Gözün bizde olması, canlılara görme özelliğinin gelinmesi, yaratıcının basir olduğunun da delilidir. Kur'an'da Cenab-ı Hak kendisini ifade ederken, tanıtırken basir, her şeyi gören olduğunu ifade etmiyor. Basir mutlaktır Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın nazarı şuurunda hiçbir şey gizlenemez ve gizlenmesi, hiçbir şeyin gizlenmesi mümkün değildir. Mutlak basirdir çünkü o. Ve onun basir olduğunun bizim açımızdan en büyük delillerinden birisi de bize görme özelliğini bahşetmesidir. Öyleyse baktığımız zaman varlığa, nesnelere, eşyaya, olaylara, varlıkların Rabbimize bakan boyutlarını da görebilmemiz lazım. O yüzden bu iki göz tabirinin aslında başka bir açılımı daha akla geliyor. O da bizde iki göz var. Bir, bedenimizde olan bir çift göz. İki, manevi dünyamızda var olan bir çift göz. Bu ikincisine basiret diyebiliriz. Mümin bakarken iki gözle birden bakması lazım. Hem beden gözüyle hem kalp gözüyle. Hem fiziki gözle hem ruhi gözle ya da imani gözle. Böyle bir bakışla biz ancak eşyanın hakikatini doğru biçimde görmeye çalışabiliriz. Aksi halde bakışımız şaşı olur. Tek yönlü baktığımız zaman varlıklara aldanırız. Ama hem gözümüzde hem de basiretimizde yani kalbi gözümüzde diyeyim yerindeyse bakarsak eşyanın Rabbimize bakan boyutlarını müşahede ederiz. Hakiki manada mümin olur. Basir olan Rabbimizin bizden istediği de budur esasında. Madem bize böyle bir özellik, böyle bir donanım bahşettiği o halde varlıklara, eşyalara bakarken hem basarımızla hem basiretimizle bakalım. Hem bedeni gözümüzle hem manevi, ruhi gözümüzle bakalım ve Rabbimizin büyüklüğünü temaşa edelim. Onun rızasını elde etmek için ona yönelelim. Thank you.